Şükrün faydaları nelerdir? Cenab-ı Mevla müberra kitabımız Kur'an-ı Kerim'de malen şöyle buyuruyor. Şeytan dedi ki beni azgınlığa mahkum etmene karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dost doğru yolunun üzerinde kurulacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredenler olarak bulamayacaksın. Araf suresi. Şeytan insanları dini ve dünyevi bakımından en doğru, en güzel yaşayış tarzı demek olan sırat-ı müstakimden saptıracağına ant içmiştir. Her türlü yolu deneyerek insanları iman ve itaatten alıkoyacağını söylemiştir. Fakat iman ve itaat yerine kullandığı kelime son derece dikkat çekicidir. Şükretmek. Şu halde şükretmek iman ve ibadetle yakından irtibatlıdır. Hatta iman ve ibadetin ayrı düşünemeyecek kopmaz, ayrılmaz bir unsurudur. Hatırlayalım. Hz. Aişe radıyallahu anh'a validemiz, uzun gece namazında mübarek ayaklar şişen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, geçmiş ve gelecek bütün günahların affolunduğu halde neden kendini bu kadar yoruyorsun dediğinde aldığı cevap şuydu. Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Bu cevabında gösterdiği üzere şükür ibadettir. İbadetler de şükürdür. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki şükür gönlünün nimeti veren Allah'a Teala'ya tam bağlı olmasıdır. Mümin şükür halindeyken bütün nimetlerin, hayatın ve ebediyetin tek ve gerçek sahibi olan alemlerin Rabbini tevhid etmiş olur. Kendisine gelen nimetin ancak onun fazlı kereminden olduğunu itiraf ederek diğer sebeplerin hakiki değil mecazlı olduğunu kabul etmiş olur. Ayrıca onun karşısında muhtaçlığını itiraf ile tevazuyu kuşanmış kalbini Rabbine bağlamış olur. Böyle bir mümin farkına varmasa da şükrettikçe tevhid hayatını kuşatır imanı gittikçe artar. İmanın zıddı olan küfrün bir manası da nankörlüktür. Nankörlük, verilen nimeti küçümsemek, zaten kendi hakkıymış gibi görüp verene minnet duymamak ve kale almamaktır. Nimetin belirlenmiş hakkını vermek yerine türlü şekilde zayi etmek de nankörlüktür. İman ve ibadet ehli kul ise bu hallerden uzaktır. Şükredilmesi gereken en önemli nimet imandır. Bunu da ancak imanı kalbine yerleşmiş, onun lezzetini tatmış, yüzünü Rabbine dönmüş kullar anlar. Böyle de kişiler sürekli zikir ve şükür halindedir. Çünkü şükür önce kalbin amelidir, dille ifade edilmesi bundan sonradır. İblisin doğru yoldan saptırdığı insanları şükretmeyenler olarak vasıflandırması bu sebepledir. Onun kastettiği kalbin iştirak etmediği şükür cümlelerini tekrarlayıp duranlar halinde ve hayatında şükrün emareleri görülmeyenler değildir elbette. İman ve şükür bütünlüğü hususunda bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İman iki kısımdır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. İmam Kuşeyri Kutsesir Ruhu Er Risalesinde de şöyle bir menkıbe anlatır. Adamın biri tasavvuf yolunun büyüklerinden Sehbin Abdullah Kutsesi Ruh Hazretlerine gelir. Evine bir hırsız girdiğini, nesi var nesi yoksa alıp gittiğini anlatarak ne yapması gerektiğini sorar. Hazret şükretmelisin buyurur. Adamın şaşırdığını görünce de şöyle der. Evet, Allahu Teala'ya şükretmelisin. Bunlar dünyevi musibetlerdir. Ya musibet malına değil de dinine gelseydi şeytan kalbini karıştırıp imanını çalsaydı ne yapacaktın? Bu menkıbenin mesajına dikkat etmek lazım. Anlatılan dünya malının hiç kıymetin olmadığı, çalınsa da yağmalansa da önemsenmemesi gerektiği değil, insanın asıl büyük kaybının ne olduğudur. Çünkü dünyalık kayıplar telafi edilebilir. Fakat imanın kaybı ebediyetin elden çıkması demektir. Diğer taraftan sabredilir ve şükre devam edilirse dünyalık sıkıntılarda saklı hayırlar da vardır. Hastalık, fakirlik, çeşitli kayıplar, sivilenlerin terki dünya eylemesi insanın fani dünyaya ilgisini zayıflatır, baki olana yöneltir. Hadisi şerifte şöyle buyurulur. Müminin hali kıskanılacak bir haldir. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Ve böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Şöyle ki sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur. İnsanın maddi manevi her bir donanımı hem şükredilmesi gereken nimet hem de şükre vesiledir. Mesela insan konuşabildiği, duygu ve düşüncelerini ifade edebildiği için şükredir. Bu dil donanımının şükrüdür. Ama dil aynı zamanda şükre vesiledir. Onu yalandan, gıybetten, iftiradan, malayaneden sakınmak da böyledir. Göz için şükredilir. Onu harama bakmaktan, Müslüman kardeşinin ayıbını görmekten muhafaza edip Kur'an okumaya, ibret almaya, sevk etmek ise göz yapılan şükürdür. Yine mesela ilmin şükrü öğretmek ve bildiğiyle amel etmektir. Malın mülkün şükrü zekattır ve infaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Çünkü bu hal nankörlüğün tezahürüdür. Açlığını, süsuzluğunu giderdiğimiz, okşadığımız bir hayvanın bile hal diyeleri teşekkür ettiğini görürken iyiliğe iyilikle en azından hayır dua ile karşılık vermemek insanlıkla bağdaşabilir mi? Yapılan iyiliğe bir teşekkürü esirgeyen kimsenin kalbi donup taşlaşmış demektir. Böyle kişi kendisini yaratan nice nimetlerle donatan Rabbine şükrü de unutur. Allahu Teala iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir buyurmuştur Rahman suresinde insanların iyilikleri karşısında bir teşekkürü esirgemek hatta kötülükle karşılık verecek derecede nankörlük etmek şeytanın şu sözünü akla getirir. Ve sen onların çoğunu şükredenler olarak bulamayacaksın. A'raf suresi. Şük edilecek şeylerin akıl almayacak kadar çok olması gözümüzü korkutmasın. Rabbimize şükür vazifemizi yapmaya muvaffak olmak hem kolay hem de fıtridir. Sadece zihne boşaltıp tefekkür etmek bir zamanlar dünyada olmadığımızı ve bir zaman sonra yine olmayacağımızı hatırlayıp bu fani alemde sadece ilahi irade ile kaim bulunduğumuzu idrak etmek yeterlidir. Bu büyük akış içinde kendimize ait vehmine kapıldığımız, her şeyin lütfi ilahi olduğunu hissetmek şükrün zeminidir. Ve unutmamak lazım, asıl büyük şükür güzel akıbetle beka yurduna varıp cennet ve cemal ile nimetlenince olacaktır. Bütün şükürlerimiz bu en büyük şükre vesiledir.